sevgili seyirciler gündem ötesine hoş geldiniz. Bu gece e, çok özel bir konuyu işleyeceğiz ve buradaki tesbihlerin hikayesini dinledikçe ve onların güzelliğini gördükçe eminim sizler de heyecanlanacaksınız. Bu gece özellikle size tweet atmanızı, Instagram'dan bize ulaşmanızı, sorularımıza yanıt vermenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sizlere bu gece çok özel ustaların elinden çıkmış ve gündem ötesi seyircisine yaraşır bir şekilde ki konuklarıma çok çok teşekkür ediyorum. Bu verdikleri kıymetin bir göstergesi. Üç özel tesbihi hediye edeceğiz. Elimde olsa etiketini kullanıyoruz. E, bu gece stüdyomuzda olan tesbihler e, koleksiyonerlerin, Zamanla topladıkları çok özel bir parçalar ve tabii ki sizlerin hatrına verdiler. Burada duruyorlar ama herhalde şöyle bir rakamdan bahsetsem e, abartmış olmam. Tahmin ediyorum burada 2 milyon var. Var. Değil mi? Evet. Dolar. 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 Böyle <laughs> <laughs> yakıyor. Evet. <laughs> ama her dolar. şeyden önemlisi tabii ki manevi değeri. Çok çok güzeller. Sevgili seyirciler. E, Size hem bunu hediye edeceğimizi söyledim hem e, Necip Sarıcı'ya özel bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Dua Taneleri tespih bu çok güzel bir kitap ve e, yine seyircimize imzalandı. E, önemli bir koleksiyoner. Çok önemli. Evet burada da e, tespihleri var e, ve bu kitabı da e, imzaladığı için teşekkür ediyorum. Hepsinden bahsedeceğiz ve e, güzel tweetler gelmeye başladı. Evet. İlk sorumuzu hemen sorayım tweetleri de okumaya başlayayım. Sonra da e, konuklarımızla sohbetimize başlayacağız. E, Fatih Can Tesbih eksperi kendisi ve Mustafa Değirmenci de İstanbul Tesbih Sanatı Derneği Başkanı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. E, hoş bulduk. hafta sonu da bayağı bir uzun sohbet ettik. Çok da güzel oldu. İyi ki de buluşmuşuz. Ee, sevgili seyirciler sizlerden gelen şimdi e, tweetlerden birkaçını okuyayım. Hatta bazılarını gözümüze de kestirdik. Belki onlara hediye veririz bu gece. Evet. Ee, diyor ki Zor Vuslat ya sabır çeker dertlerini sayar ya da Allahu Ekber çeker dualarını sayar. Elimde olsa etiketiyle göndermiş. İslam kültüründe yerini soruyorlar. Muhammed Bey ona cevap vereceğiz. Diyor ki Mesut Bey imame koparsa tesbih alır Bu sözün kıymetini en iyi Anadolu bilir. Bir tesbihin taneleri gibi Lazı, Çerkezi, Kürt ve Türkü ile yan yana olan halkımızı yüzyıllardır bir imame gibi bir arada tutan ay yıldızın gölgesi ve devlet ebet, müddet anlayışıdır demiş. Çok, Çok güzel. güzel. Çok güzel. Ee, ya Rabbi gönlümün tesbihine umut boncukları dizdim. Tane tane her bir çekişte af diyerek sığındım rahmetine. Emrah Bey'den gelmiş. Bir tane Suriye'den gelmişti. Onu bulabilirsem eğer okuyacağım. Bir dakika. Çok güzel tweetler. Hatta ona da hediye etmeyi düşünüyorum da hep beraber karar veririz. Eee. Diyor ki Suriye'den selamlar o kadar programlarınızda hediyelerinize talip olduk çıkmadı. Tesbihler günlerin çabuk geçmesine sebep ve bir uğraşımız olur diye düşünüyoruz. Selam ve dua ile demiş. Bir tane daha okuyayım. Tesbih'e bir zamanlar Osmanlı kimliği de diyebiliriz. İnsanlar birbirinin ne iş yaptığını. Çok doğru, çok doğru. Bu da sorularımızdan biri olacak birazdan. Ne iş yaptığını ve nelerle ilgilendiğini tesbihlerden anlardı. Elimde olsa etiketini kullanmış. Şimdi hepsi çok çekici de. Ee, size şunu soracağım. Şu anda bizim önümüzdeki tesbihlerden hangisi böyle içiniz titriyor ve ah diyorsunuz. Ben mesela elimde olsa şunu, <gülüyor> şunu <gülüyor> İyi bu gece bir götürürdüm diyorum. İyi bir tercih. Biraz bahsedelim mi bundan? Bildiğim. Necip Bey'in e, kapağında da bunun resmi var, var kitabının evet. kapağında. Bu elinizdeki tesbih, Bildiğim, e, Türk tesbih sanatı için çok önemli bir örnek. E, bu Topkapı Sarayı'ndaki aslının e, reprodüksiyonu her bir tanesi elle işlenmiş 99'luk bir mercan ve zamanda bizim elimizde olan Tunus civarından gelen mercanlardan işlenmiş. Fatih Bey sizin sesinizde sorun varmış biliyor musunuz? Sesçi arkadaş o zaman bir gelsin tekrar bir baksın ya da el mikrofonunu versenize Ayşegül bana şuradaki el mikrofonunu uzatsana güzelim. Şimdi bu tesbihin özellikle yakın plan görmenizi istiyorum. Şuradaki el oymalı. El, el oymalarının işi. güzelliğini acaba yakın planda Mustafa çekebilecek misin? Bir göster. Bu yani Osmanlı e, sultanlığının çok... kullanmış olduğu bir tesbih diyebiliriz değil mi? Aynen öyle. Yani şunu da söyleyebiliriz, e, bu çok zor işlenebilen bir tesbih. Mercan olduğu için kırılgan, cam gibidir mercan. Hı hı. O sanatı oraya ustamız o kadar nazik işlemiş ki bütün tanelerde aynı detayı görebilirsiniz. Harika. Harika. Bu da herhalde çok özel. O kazazlar da çok özel. Bu da tamamen el yapımı altındır. Üzerindeki e, inciler de gerçek. Harika. E, Fatih Bey'in mikrofonunu hallederken arkadaşlarımız sizin favorinizi görmek isterim. Benim yani bu kadar tespit tabii ki e, hepsi birbirinden kıymetli ama benim en çok değer verdiğim ee, Necef taşı. Yani bunun bir hikayesi var. Kısmetse paylaşacağız bugün. Aha. Ben Allah'ın azametini en ciddi şekilde gördüğüm e, Allah'ın azametini hissettiğim tesbih maddesi bu. Elinize aldığınızda dokunduğunuzda bunun soğukluğunu hissedersiniz. Hı hı. Belli bir zaman sonra elinizdeki elektriği aldıktan sonra ısınır. Tekrar kenara koyduğunuzda tekrar aynı soğukluğu alırsınız. Madem giriş yaptık ben bunun e, hikayesini söyleyeyim Lütfen. size. Bu Irak'ın Necef şehrinde e, yüksek kayalarda e, çok uzun sürede oluşmuş su tanesi dolu. Derler ki Allah'ın Nuh tufanında Bak zaten şıkır şıkır. Allah'ın Nuh tufanında insanlara göndermiş olduğu, o isyana karşı göndermiş olduğu dolu taneleri. Necef taşının hangi parçasını kırarsanız kırın içerisinden su tanesi çıkar. Hmm. Ve elinizdeki tesbih Osmanlı tesbihi olduğu için de bu kadar sertlik derecesi 7 olan ve çelik tarafından bile çizilemeyen bu Necef kuarsını Osmanlı ustaları 50 işlemişler. Hiçbir tanedeki fesata birbirini tutmaz. Şimdi Allah korusun bu kırılmasın tabii ki ama Kırıldığı kırılsa zaman içinden su, su mu çıkıyor bunun? Evet, su tanesi çıkıyor, su molekülleri çıkıyor. Ay ne güzel yapmışlar, inanılır gibi değil. Bu tabii çok oh. e, kıymetli, kıymetli şey, değil mi? Çok kıymetli bir şey. Bunu kullanım amacı zaten işte Allah'ın oradaki e, azametini hissetmek. Necef'te bir inanış bunun vardır. Osmanlı'da, e, sesim geldi mi? Evet, yüklemiş arkadaşım. Tamam, Buyurun. Osmanlı'da bu e, Necef taşı e, eliklerin kullandığı, e, paşaların kullanabildiği... Ee, ve o dönemki değeriyle bin altına e, alınabilen ve sadece elitlerin, e, haremin, e, hanım sultanların e, kullanabildiği bir tespih. Aynı zamanda e, bir de e, mevsimlerle ilgili bir şey. Necef serinliğinden dolayı e, yazın e, kullanılan çok önemli bir yazlık tespih. Evet. Yani yazlık saray tesbihi diyebiliriz. Ne, ne kadar Necef enteresan için. bak yazlık, kışlık mevsimine ee, göre... E. Şimdi siz buna baktığınız zaman eğer Necef Irak bölgesinde yaşıyorsanız Kabe'ye baktığınız inanılır. Hım. Necef taşına bakmak Kabe'ye bakmakla eş değer görülür. O yüzden Osmanlı evet gidemediği sultanlarımız biliyorsunuz. Gidemediği için evet Kabe'yi görüyorlardı ellerindeki tespih tanelerinde. Peki e, az önce paşa deyince aklıma geldi sizinle sohbetimizde de e, Sokollu Paşa'dan bahsetmiştik. Onun evet. hikayesini anlatabiliyor misiniz? O tabii. kadar kıymet verirmiş ki tesbihine. Tabii. tabii. Sokullu Paşa'nın e, e, o zamanki e, birkaç tane köşkü var. E, büyük çekmecedeki köşkünde, o zamanlar e, Sinan döneminde büyük e, taş köprüsü yapıldıktan sonra büyük çekmecenin imarına başlanıyor. Sokullu Paşada tabii yeni bir bölge olduğu için orada bir ahşap konağı var. Fakat işte o dönemde bazı çeşitli yangınlardan dolayı Sokullu Paşa'nın e, ahşap konağı yanıyor çok özürlülürüm. burada araya gireyim hemen Fatih Bey'i hatırlatayım. Sokulu Paşa'nın burada bu konu yapmasının sebebi aslında Kanuni'nin çok Avrupa'ya gidişi ve Avrupa'dan gelişi. Rivayetlere göre Sokulu Paşa'nın yanan ve kaybolan tespini de padişaha hediye etmek için hazırda tuttuğu söylenir. Hı hı. Evet. evet. Bu arada siz tesbih çekiyorsunuz. O bir alışkanlık <laughs> herhalde. şıkır 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 şıkır. O da yayına giriyor. Tamam. Olsun ben tesbih sesinden aslında çok çok hoşlanırım. Evet. Şimdi buradaki tesbihlerin hepsi özelliği olan tesbihler. E, hepsinin hikayesi olan ve gerçekten de e, hem manevi olarak kıymetli hem maddi olarak da kıymetli. Şimdi herkes e, ailede büyüğünden keşke ona bir güzel tesbih kalsa diye evet. öyle bekler. E, Peki peygamberimiz zamanında? Evet. Tesbih var mıymış? Peygamberimiz zamanında e, tesbih var Pelin Hanım. E, fakat Hazreti Peygamber nasıl kullandığının şekli önemli. E, İslamiyet öncesi de tabi tesbih mevcut. E, Hinduizm'de, Budizm'de, Brahmanizm'de e, çeşitli tesbih kullanımları var. İslamiyet'ten önce de tesbih mevcut. E, Hristiyanlarda da e, tesbih mevcut. Hazreti Peygamber zamanında e, gerek tevazusundan e, gerek e, kendisinin tabiatından hurma çekirdeklerini e, zikir e, materyali olarak kullanıyor Hazreti Peygamber. Burada da e, örneğin de getirdik nasıl olabilir e, şeklinde hurma çekirdeklerini sayarak şey yapıyor. Kızı Fatıma yanına geliyor hurma çekirdeklerinden sahabe efendilerimizden bazıları gelip teberrüken bunlardan birer ikişer birer ikişer alıp bunları eksilttiği için onları da daima Hazreti Fatıma bunları tamamlıyor. Sonra bunlar yine eksilince teberrüken bütün sahabe bunlardan edinip Hazreti Peygamber'in zikir için kullandığı hurma çekirdekleri diye alıp kendi yanlarına bereket olsun diye bulundurdukları hurma çekirdeklerini bu sefer de tekrar eksilmesin diye Hazreti Fatıma bunları bir ipe dizdiği e, zayıf bir hadisle de olsa rivayeten de olsa bunları hurma çekirdeklerini bir ipe dizdiğini hı hı. daha sonra bunların kaybolmaması gerektiğiyle ilgili tesbihin İslam'da başlangıcını buraya dayandırılıyor. Şimdi hurma çekirdeği dediniz. Evet. Ee, bir malzeme olarak tabii ki düşünebiliriz. Evet. Seyircimize o zaman ilk sorumuz şu olsun. Elimde olsa etiketiyle cevap verin lütfen. Tesbih yapılan bir malzeme yazın. Şimdi bu boncukların hepsi tabii ki boncukların çeşidi bir malzeme. Evet. Tesbih yapılan bir malzeme yazın diye rica edeceğim. Elimde olsa etiketiyle göndermenizi istiyoruz. Ben Fatih Bey'den devralayım hemen. Evet. İslam'da tesbihle alakalı olarak Halil İbni Ahmet'in 700'lü yıllarda yazmış olduğu subha kelimesinin ki çok önemli bir filoloftur Arap dili edebi, Arap dili üzerine söylenen şey şu iplere dizil olan, dizil olan sayı boncukları yani bu şu demek ki 700'lü yıllarda artık İslam literatürüne tesbih günümüz formlarına yakın bir şeklini alarak girmiştir. Çok güzel. Peki e Yine İslam'da tesbih ediyor örnekle sözünüzü kestim. Estağfirullah. Ee, Hazreti Peygamber e, Ebu Hüreyre'nin evine ziyarete geldiğinde e, kendisinde hurma çekirdekleriyle değil de bir ipin üzerine attığı düğümleri zikir materyali olarak kullandığını. Şu mu? Evet. Şu, şu evet, tarz Evet. Bu bu şekilde e, ve bunun da rakamının e, Ebu Hüreyre'nin attığı düğümlerin e, bin adet olduğuyla da ilgili sahih hadisli rivayetler çok var. Çok önceki medeniyetlere de dayalı. Yani bir, bir antik Perio baktığımızda antik Perio'da Kupa denilen böyle ipin üzerine düğümler atılmış bir abaküs tarzında bir zikirname olarak kullanılan bir şey var ama bu daha sonra Budizmle ve Hinduizm'le bir ibadet aracı haline getiriliyor. Yani abaküsten çıkıyor ve ibadet aracı haline getiriliyor. Çok daha önemli bir iddia var. Eğer gerçekliği Tamamen ispatlanmamış bir şey ama işte 1922 yılında açılan Tutankamon mezarının içerisinde 37 tanelik ipin üzerine dizili kolye dizaynından daha bir farklı bir şey elde ediliyor. Hmm. Rivayetlere göre bunun bir zikir, matik benzeri veya tesbih olabildiği söyleniyor. 2017 yılında yanılmıyorsam 5400 parçalık bir koleksiyondu. Tutan koleksiyonu Mısır'da sergilenmeye başlandı. 5000 civarı şu an genel izleyici tarafından görünüyor ama biz ona henüz rastlamadık. Çok merakla bekliyoruz acaba çıkan o 400 parçanın içerisinde tesbihin ilklerinden bir şey olacak mı? Çok çok eskiye gittiğiniz zaman Bizanslılarda da kullanılan bir şey. Daha ziyadesiyle bayanların kolye olarak takmış oldukları şey. Bizans'ta yine bir sonraki evresi zikir çekilen e, bir şey oluyor. Peki tasavvufta zikir çektiklerinde özellikle tercih ettikleri malzemeden bir tesbih türü var mı? Tabii. Bah. tabii. Tarikatların kendine göre belirli bir ritüelleri var. Belirli kullandıkları malzeme var. Ama tarikatların yani Osmanlı mistizminin genel bir şeyi olarak... Daha ziyade saray tesbihleri gibi, hanım sultanların kullandığı gibi materyal bakımından çok üstün değerli şeyler değil. Nefsi daha ziyade aşağı çekici, nefis terbiyesine uygun, daha doğal, daha malzemesi, daha naif şeyleri tercih ediyorlar. Bazı tarikat... Bir de galiba herhalde çekmesi kolay olan tesbihi tercih Kız. ediyor. Nasıl? hızlı hareket edebilecek eldeki kayganlık. Çünkü aslında yani tesbih kökenine baktığımız zaman kelime kökenine e, Arapçadan gelme bir kökendir. Sabah kelimesi. Sabah kelimesi aynı zamanda suyun üzerinde akıp giden bir yüzücüyü anlatır. Hı hı. Hızlı hareket eden. Tasavvuf ehlinin aslında zikirmatik olarak kullandığı Allah ismini zikretmesi, hızlı bir şekilde zikretmesi gerekir. Zaten e, tesbihin bu forma dönüşmesinin sebebi de Peygamber Efendimizin çok ne? çok sayıca evet. e, hadislerinde zikir rakamlarından bahsetmesi. Hmm. Mesela tasavvuf ilk... Bunu çekmek kolay mı? Tabii ki. Daha Mesela, mı kolay? O, o belli bir zaman sonra çok daha kayganlaşacaktır. Ee, doğru, mu çeki, doğru mu çekiyorum? E, e, doğru doğru çekiyorsunuz işaret parmağınızla. Fakat tarikat ehli e, tesbihi çekerken Heh. biraz daha farklı ritüelleri var. Bunu kalp hizasına getiriyor. İşaret parmağıyla ve dilini damağına yapıştırıyor. Dilini titretmiyor. İçindeki zikri her Allah kelimesini buradaki bir kalp atış ritmine göre gözlerini kapayıp... ...onu zihninden Allah'a tasavvur ederek öyle çekiyor her bir tanesini ama eli... ...zikirde devam ediyor. Bu da mı tasavvuf ehlinin kullandığı? Bu gibi. değil. E, sizin bu elinizdeki değil. narçın. Aa, bu da pek güzelmiş evet. geçişleri. Bu elinizdeki gergedan boynuzu. Aa. Ben onu boynuma astım ama. Evet. <laughs> Pelin Hanım bu videosunuz. Dervişlerin kullandığı. Dervişlerin kullandığı keşkülü fukara. Hı hı. İlk önce dervişler de tasavvufta... ...dervişlere e, nefis tezkiyesi için bu takılır. Ve o toplumdaki herkes bunun... Herkes bunun aslında nefis terbiyesi için, teskiyesi için kullanıldığını bilir. Katı yiyecekler kullanılır bunu. Şeyh müridinin nefis teskiyesine ulaştığına inandıktan sonra bu bir Hindistan cevizi türünden yapılmıştır. Ondan sonra Ama bunu ne iş ne iş ya şunu ben yakından şu göstereceğim. Çok daha iyidir. Burada da... Sizin boynunuzdaki de... Evet bu iyiymiş. da Rufai. Aha. Bunu da taktığınız zaman Rufai olduğunuz belli oluyor. Peki onunla bir şey mi yapıyor ki ya? Yani hayır hayır, sadece... bununla beraber takım olarak kullanıyor. takım olarak. Ben bu dergahın e, müridiyim. Ben bu dergahın Orijinal mi? Orijinal. Evet. Oo çok orjinal. iyi korumuş o zaman. Evet. Şimdi nefis bir şey. Çok özel bir şey o. Bakın. Nefis bir şey. Ha. şuna da bakar mısınız? Nefis teskiyesinin birinci aşamasını geçtin. İkinci aşaması. Ya şöyle bir şey istiyorum ya yani inşallah bir gün teknoloji buna imkan verir. Kokulu yayıncılık diyeceğim ya. Yani hakikaten şu tesbihin kokusunu almanızı isterdim. Onu anlatacağım. Anlatın. Yunus. Yunus'un kokusu. Biliyorsunuz Yunus peygamber. Malzemesi nedir onun? Bunun malzemesi amber. Bu ak amber, o siyah amber. Yunus toplumunu terk ettiği zaman kendisini. O Evet, bak. Çok güzeldir. Evet. Kendisini denize bırakıyor. Evet. Allah o peygamberini topluma kendisini anlatmak için seçtiği peygamberi korumak için Hı -hı. bir balığın karnında misafir ediyor. İşte o balığın bu bir rivayete göre bağırsakların atığı, bir rivayete göre ise kusmu. Hı -hı. Bu kokunun güzelliği, bu kokunun bu kadar enfes oluşu ondan. Ama bu malzemenin ilk Yunus başta... Yunus peygamberi muhafaza ettiği yerde, Ettiği evet, için. Ha, o kadın yani. onu misafir ettiği için. Ama ilk başta... Peki bu eski mi? Çok evet. eski. Bu çok mu eski? Çok evet. eski. O kadar eski değil. Bu Osmanlı. Elinizdeki de Osmanlı. İkisi de Osmanlı. Şu ikisi Osmanlı Osmanlı'da Kaçıncı yüzyıl acaba? Bunlar 19. 19. yüzyıl. Pelin Hanım sanat itibariyle. Ee, Amber'le ilgili şöyle de bir ekleme yapabilirim. Ee, Amber'e neden Osmanlılar bu kadar büyük kıymet veriyor? Çünkü Hazreti Peygamber'in Şemail-i Şerif'te geçen Hayat-ı yerlerinde üç koku var. Bütün hayatında kullandığı. E, misk, e, Amber ve Ud kokusu. Ut Türkçe'ye e, öd ağacı şeklinde. Şu ut değil evet. mi? Evet. evet, evet. Evet. Kokusunu birazdan koklayınca anne demek istediğimi anlarsınız. E, bu Sözünü bitir Fatih evet. abi. Ben de ut, evet. ut utla alakalı evet. hikayeyi anlatayım. Hı -hı. Evet. Ay çok güzel. A, evet, amber amber kokusunu Hz. Peygamber hayatı e, hayat seniyelerinde koku olarak kullanılıyor, kullanıyor. Bu e, öd ağacının gövdesinden elde edilen. Yalnız çok böyle evet. hmm. yumuşak. ...yani yumuşak bir de... ...bence insanı sakinleştiren evet, bir şey bu. Evet. Kesinlikle. Şimdi kök bir i̇yi ağaç, geldi, bana evet. iyi geldi. Kök bir ağaç düşünün Pelin Hı -hı. Hanım... ...o kök ağacın içerisine çok küçük bir delik açılaraktan... ...özel yetilmiş kurtçuklar bırakılıyor. O kurtçuklar ağacı yemeye başlıyorlar. Ve bu ağaç kendini korumak adı altına... E, ...şu görmüş olduğunuz öt yağını salgılamaya başlıyor. Öt yağını salgılıyor... Kimi bu tabi ticaret olarak kullanılan bir şey. Ee, o kökün altında bir delik açılaraktan taslar konuluyor ve bu yağ oraya damlayarak akıyor. En son yağ sağımı bittikten sonra ağaç artık ölüyor ve öldükten sonra kesiliyor ve bu şekilde tespit ediliyor. Yani... Ona rağmen ona rağmen bu kokuyu hissedebiliyorsunuz. Evet. Bir de bu canlıyken hissedin. Bu ölmüş bir ağaç. Evet, bir de e, bu tesbihin yaşı var mı? Malzemesinin yaşı. Malzemesinin yaşından bahsediyorum. Tesbih yeni. Evet. Ud ağacı 70 yaşına gelmeden önce yağ sağımına başlamıyor. Evet. Aa. 70 yaşından sonra olgunlaşıyor ve yağ sağılmaya başlanıyor. Bütün e, Arap prensleri ve çocukları için doğar doğmaz bir ud ağacı dikilir. E, ud ağacı e, Kambo var. Evet Kamboçya'da yaşar. E, Arap ülkelerinde emirliklerde bu e, öd ağacının akademisi var, üniversiteleri var. Bu kadar kıymet veriyorlar. Hazreti Peygamber bu kokuyu kullandığı için. Şimdi e, Osmanlı mistizizmi bu e, ödacına nasıl bir yakınlık e, göstermiş? Hazreti Peygamber kullandığı için e, gece zikirlerinde özellikle teheccüde kalktıklarında gecenin tam orta vaktinde e, hiçbir nefsi ilgilendirebilecek hiçbir şeyin olmadığı bir vakitte bu tesbihi çektiği anda salgıladığı koku aynı zamanda nefis terbiyesi ve ruhi açılımlar sergilediği için öde çok fazla tercih ediyor. Mustafa Bey. Benim bu malzemeden bir tespihim olmalı. Tamam. Vallahi. Hemen yapalım Hı. ondan Hı. size Bak tesbih. ben kendi tespihimi de göstereceğim birazdan sizlere bakalım beğenecek misiniz? Pe Pelin Hanım, e, ud tespihiniz olduktan sonra şunu anlayacaksınız. 40 gün boyunca aralık fasıla vermeden Çektiniz ud tesbihinizi var. çektikten sonra e, manevi açılımların neler olduğunu yaşayacaksınız. Ay yani. hadi inşallah. Evet. Çok i̇nşallah ya çok Rabbim, inşallah. Toplamak ister misin? Hadi biraz isterim tabii ki. Ağırdır ama. Olsun. Buyurun. Gelsin. Bakalım işte. Şöyle bir açsak şöyle şöyle kameraya doğru. <laughs> ha? Ay güzel ama ya. Çok güzeldir. Ben. İlk Hadi. koklanıldığında Pelin Hanım biraz ağır gelir. Yok yok güzel. tende ten sonra açılır. Ha. Evet. Güzel ama evet. beğendim çok beğendim. Ay hepsini göstermek istiyorum. Evet. Hepsini göstermek istiyorum bu gece. Daha yeni başladık. Evet. Şimdi bu da bu da bence çok güzel. Yani evet. bu tabii evet. belki yakın dönem ama Evet yakın dönem ama. Bakar mısınız? Hepsinde böyle Aa Sadece bir soru yapalım. daha sorayım size. Ee, bu arada programa başlar başlamaz TT'de bire çıktık anında. O yüzden seyircimize çok soru sormam gerekiyor ki bu gece evet. o özel ustaların elinden tesbihleri hediye edecek seyircilerimizi seçelim. Ee, tesbihin başına ne denir? Bak kolay soru. Elimde olsa etiketiyle. Tesbihin başı şurası. Değil mi? Doğrudur. Bak tesbihin başına ne denir? Ama elimdeki Ama gösterir... tesbihde padişahlar var. <laughs> Aynen öyle. Burada acaba neden tesbihin başına kimi koy Bir dakika bu Yavuz. Değil evet, mi? Evet. Şu en baştaki Yavuz. Evet. Bak hepsinin evet. tek tek bak Sultan Hepsi... Abdülhamit. Evet. Şunları. Evet. Ağaç. Bak şu Sultan Vahdettin. Görüyorum evet. hepsini. Evet. Sizler de yakından Hepsinin, hepsinin bir sıralaması ve belirli bir bulunma düzeni var Pelin Hanım. Onların hiçbirisi orada rastlantısal olarak Değil. durmuyor. Evet. E, elinizdeki tespih e, çok kıymetli koleksiyonerlerden e, Ahmet Ağırman'ın koleksiyonundan bir tespih. E, önemli bir koleksiyonerdir kendisi. Şöyle El, çevireyim de öyle görün. Evet. Elinizdeki tesbih de e, karetta karetta kaplumbağa kabuğunun üzerine. Deniz kaplumbağası. Sam, sam, evet, samur e, kılından fırçalarla... Osmanlı sistematiğinde minyatür olarak işlenmiştir. Ay, üzerinde Bunu çok 6... zor değil mi yapmak? Çok evet. zor. Bütün sureti olduğu gibi üzerinde görüyorsunuz Pelin Hanım. Aaa evet. bak evet. kim var burada bak evet. bak Fatih. bak. Evet. evet. Bak. Fatih Sultan Mehmet. Evet. Fatih, Bizim başını Fatih sorduk, de... başı burası. İmame evet. orası. Evet, evet. <laughs> pardon cevabı vermiş oldum. Neyse evet. olsun, evet. duymadık. Bu burası <laughs> evet. nedir? Orası hitame Pelin Hanım. Zaten Fatih de öyle bir yere yakışırdı. yakışır Çünkü tesbihte belirli bir terminolojisiyle o kısma biz hitame diyoruz. Hitame Osmanlıcaya, Arapçadan gelen hatem köküyle gelir. Hatem demek mühür vuran, son noktayı vuran. Ve her şeyin bir şeyi açıp bir şeyi kapayan Aa, Bir çığ açmış bir evet. çığ evet. kapamış bir çay, yani bir, daha evet. ne olsun. Yakışanı evet. da o. Yakışanı evet. Da. Evet. O zaman, da o. O evet. zaman e, tesbih çeken padişahlar da var elbette. Evet. Yeni sorumuz şu olsun madem imamı ağızdan kaçtı. Evet. Tesbih çeken bir padişah yazınız. Evet. A bunların hepsi evet. yalnız gerçekten sanat evet. eseri. Evet. Yani bütün detaylara varıncaya kadar. Beyazına da bakalım. Beyazına da bakalım. <laughs> evet. Orada bir tane de beyazı var diş <laughs> Bu da, da aynı var. koleksiyonerin şu evet. beyazı. Hayır o, o, o da o da e, Ankara'lı e, iş adamlarından da. Okan Çam Bey'in koleksiyonundan. Koleksiyonu. Bu siyah olan karette de karet dediğiniz kaplumbağası. Elinizdeki filiş. Ha bu fildişi. Evet. Hı? Evet. Peki bu seyirlik mi hiç kullanılmayacak bir tesbih mi? Bu kullanılabilir ama e, bunlar tesbihin mücevher kavilinden olan tesbihlerden olduğu için bunlar e, daha ziyade böyle sevmek içindir, Biraz bakmak öyle. içindir. Zaten koleksiyonerler e, çok böyle e, kıskanç olurlar tesbihlerini. Pek göstermezler. E, kimseye öyle göster mi? Tabii. Aa evet. teşekkür ediyorum. <laughs> pek göstermezler. <laughs> evet. Kim, Kimin ne olduğu pek bilinmez. Evet çok kıymetlidir. Çok nazlıdır koleksiyonerlerimiz. Ben bir neye üzülürüm biliyor musunuz? Tabii biliyor ki. Musunuz? Yani e, kıymetini bilerek muhafaza eden ve nesilden nesile aktaranlara evet. helali hoş olsun. Ne kadar güzel bir şey. Evet. Ama şuna üzülürüm. Mesela bir koleksiyoner bunu tutar 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 elinde bir gün Hakk'ın rahmetine kavuşunca işte evet. o tespihlerin tespihlerin kıymeti bilinmezse evet. Ona çok üzülürüm. Daha canlı bir şeyden bahsedelim size. Mesela yani elinizde tutuyorsunuz tutuyorsunuz tespihi ama işte Allah sattırmasın satılmasın diyelim. Amin. Mustafa Kemal Paşa'nın kız kardeşine hediye etmiş olduğu 99'luk tespihi kız kardeşi satmak zorunda kalmıştır. Aa, çok fena. Yani. Bak şurada fotoğrafı vardı. Evet. O fotoğrafı göstermek isterim. Ve ben o tespihi sadece Peki ne hangi dönem yani yakın dönemde. Yani 1947'lerde zannediyorum. Çok. ve onu alan da çok kıymetli bir e, koleksiyonlarımız sadece yardım amaçlı almıştır Aydın Bolak Bey. Peki kullanıyor muymuş e, hediye kullanılmıştır tabii 99'lu mercan aha, aha. gösteriyorum. Tabii, tabii o bu yani o bundan yapılmış bir şey. Eskişehir lüle taşı. E, Mustafa Kemal Paşa e, Paşamızın çok kıymetli tespihleri vardı. Kehribar'ı çok severdi. E, kıyafetine göre tespih kullanırdı. E, tabii burada farklı farklı fotoğraflar da var. E, Fikrihanı mı? Kehribarım diye severmiş Belin Hanım. Evet. Ona hediye, ona hediye yani. etti Kehribarı da fikri Hanım daha sonra e, koli olarak saklamış. Onun da fotoğrafı mevcut şu an mecbualarda ve dergilerde. Ama tabii böyle şeyler oluyor. Bazen de e, maalesef yani biz kendi tarihimize çok sahip çıkan bir millet değiliz. E, bu koleksiyonun çok çok daha fazlası Gönül isterdi ki Topkapı Sarayı hazinesinde olsun ve isimli padişahlarımızın tesbihi olsun. Yani mesela e, padişahlar en çok hangi tesbihi kullanmış derseniz öyle bir soruyla başlarsak hı hı. padişahların en çok sevdiği tesbihler mercan ve inci hı hı. tesbihler. Yani bunun bunun içinde özel bir sebepleri var aslında. Mercanı gösterebilir miyiz? Tabii. Şu elinizdeki. Ha şu biraz önce evet. gösterdiniz. Bakın bu da Osmanlı mercan. Orada Atatürk'ün de Necef ve kehribar. Kehribarı evet. var, Necefi evet. var. Necef sizin gösterdiğiniz evet, değil sizin mi? Evet benim gösterdiğim Necef Bak, Atatürk bunu seviyormuş İşte evet. yani o dönemde Osmanlı Paşası olduğu için O zamanki Paşa Osmanlı Paşalarının Bak, çok önemli bir tespihi Necef Bir şey daha paylaşayım Madem oraya girdik Pelin Hanım 2011 yılında Mehmet Memduh Paşa'nın tesbihi 99'lu Necef tesbihi ki çok kıymetli bir tespihti Bir müzayede evinin düzenlemiş olduğu açık arttırmayla Yurt dışına Muhammed Raşit El Maktum'a satıldı Hmm. Yani keşke bizim ülkemizde kalsaydı e, diye hayıflandığımız bir tespihti. 99'lu Necef. Şimdi bizim Osmanlı olarak size göstermiş olduğumuz Neceflerin künyesi yok bizde. Hmm. Yani bu, bunu hangi padişah kullanmıştır, 33'lü hangi padişah kullanmıştır, bunu hangi sultan, bayan sultanımız kullanmıştır e, bilmiyoruz. Ama o küçük olmasından küçük dolayı mı yani bayan dediniz? Bu küçük olduğundan dolayı bayan tespihidir bu. Bu bey, o da bey tespihi. Sultan Abdülhamit'in de. Evet maalesef. E, Tespih evet. koleksiyonu değil sadece. yani e, Büyük çaplı bir koleksiyonu Fransa'da satıldı Paris'te. E, i̇ki tane tesbihi bugünkü parayla yani 600 bin lira civarında bir TL tutuyor. Bugün ama olsa daha da fazla tutar. Bir e, Osmanlı göçmeni, Ermeni. Birisi çok büyük çarpışmalardan sonra 265 bin Fransız flangını sadece bir tanesini satın alabildi. Diğerinin kimin aldığını bilmiyoruz. Ne oluyor Türk lirası? Ee, bugünkü 599, 600 599.600 lira gibi bir rakam yapıyor. Bu mu? Evet, bu. Evet. Diğeri bundan daha bu, farklı. Bu inci mi? O inci, görmüş olduğunuz durakları da yakut. Evet. Ay bir daha bir geri dönsenize. Evet. Geriye dönün az önce şu hı hı, bu incidir. Öyle mi yakut mu? Yakut. Peki Osmanlı padişahları niçin inci ve mercan tesbihe çok fazla ehemmiyet vermişlerdir? Çünkü Allah e, Kur'an-ı Kerim'de hem e, Fatuh suresinde hem de Rahman suresinde denizden insanın kullanabileceği iki süs eşyasından bahseder. Biri mercan, biri inci. Hı hı. Şimdi bir padişah düşünün. Siz Osmanlı padişahı eline mercan aldığı zaman Evet bu Allah'ın benim için göndermiş olduğu bir delil ve bu bir gösterge. Evet ben riyadan bu koltukta oturamıyorum. Bu koltuğun aslında sahibi Allah'ın bana vermiş olduğu bu lütuf benim değil. Her zaman hissediyorum Allah'ın gücünü. Evet. Kardeşim her konuda da incelik mi olur? Her kesinlikle, konuda da zarafet kesinlikle. mi Kesinlikle ve şöyle söyleyeyim Pelin Hanım. Bir mercan tesbihle bir inci tesbihi çeken padişahın etrafında eğer sadrazam varsa kesinlikle oturmuş olduğu koltuktu, e, koltuklu tahtı neyse kesinlikle etrafına bir halı bir yastık. yastık. konulur. Çünkü çok kıymetlidir. Bakın bu imameden kırık bir şeydir. İmame kırılır gönlünüz kırılır tamiri mümkündür. Özür dileriz e, yaptığımız hatadan geri kalırız. Ama bu tesbihin imamesini kırdığınız zaman bunun daha artık mümkün yok. Ben yeni bir mercandan imame yapabilirim. Hmm. Ama e, mercan parçamıza baktım ama yok çıkartmamışız galiba. Mercan'dan yeni imamı yapabilirim ama bu tarihi veremem ona. Yani padişahın çektiği bu tesbihe artık hangi padişah veya hangi evet. sultan çekmişse buna biz artık o kıymeti veremeyiz. O yüzden bunlar çok kıymetli. Şimdi çok kıymetli Kendine deyince kıymetliyi bu. Evet. Kıymetli. <laughs> Fatih <laughs> Bey kıymetli deyince evet. kıymetli bu. Üstelik evet. de kıyafetimle çok evet. da uyumlu evet. oldu. Evet. Ama evet. gecenin sonunda kendisiyle vedalaşacağım <laughs> maalesef. Evet. Elinizdeki, ...şunu anlatır mısınız ne olduğunu? Elinizdeki tespih Pelin Hanım. E, siyah. Siyah pırlanta. pırlanta. Aha ee, siyah pırlanta. Bakar mısınız pe, şunun güzelliğine? Fatih Bey pırlantanın bu e, sertlik derecesi nedir? Bak bak siyah özellikle titretiyorum. E, Bakar mısınız? 9.8. Evet. <laughs> evet. evet. Pelin Hanım 9.8'lik bir pırlantayı o hale getirmek çok zor. Evet. Sertlik derecesi. Aa, bize şunu da anlatır mısınız? Ee, ne ilginçtir böyle elinize aldığınız zaman siz... Tabii keşke ben de o kadar bilgi sahibi olsam ama estağfurullah. olmuyor. Estağfurullah. Ne estağfurullah öyle. Böyle anlıyorsunuz diyorsunuz ki... ...aa işte bilmem kim ustanın evet. falan diyorsunuz. Nasıl anlıyorsunuz bunların hangi ustanın işi olduğunu? Şimdi Pelin Hanım... ...kadim Türk tespih sanatı... ...Türklerle bu en üst seviyeye ulaştı. <laughs> tesbih tabii daha önceki kültürlerde de vardı. Fakat tesbih, özellikle özellikle İlhanlılarla başlayıp Selçuklularla yücelip Osmanlılarla şaha kalktığı bir dönemdi. Cumhuriyetten sonra 1920'lerden sonra biraz fasılaya uğrasa da günümüzde de gene çok kıymetli koleksiyonerlerin teveccühüyle ile yine çok kıymetli bir şekle kavuşuyor. Şimdi plastik sanatlarda en önemli dallardan biri eee tespih. E, neden çok önemli? Bu arada Çünkü, ustamızın nasıl yaptığını da bir taraftan evet, evet, gösteriyoruz. Evet. Hmm. Ustamız e, şu anda e, yaşa revci. E, evet, çıklık, Kane, kemane çekiyor. ile Sürtü, elde sürdü yapıyor. Sürdü bu bu evet kemane. Evet. E, bu e, elektrikli tornanın olmadığı dönemde tesbih böyle yapılıyor. Size az önce gösterdiğimiz Osmanlı tesbihlerinin hepsi, hepsi bu buldu. şekilde elde yapılıyordu. Hmm. E, elektrikli tornanın olmadığı, elektrikli freze ve uçlarının olmadığı dönemde bunların elde yapıldığını düşünün. Şimdiki en teknoloji teknolojiyle bile Bunların desenleri bu kadar zorken Osmanlı zamanında bunlar böyle elde yapılıyordu. Şu anda yaşayan ismini burada analım evet. istediğim ustalar var. Evet. Onları sizden rica edebilir Tabii. miyim? Biraz önce sordunuz ya hani tespihin hangi ustaya ait olduğu nereden anlaşılır? Şu düğümlük her ustanın kendi imzasıdır. Burada sikkesi ve şurada tepeli. Bu günümüz ustalarının bizce number one diye tabir edebileceğimiz. Yani bir numara diyebileceğimiz iki usta var aslında. Kendilerine biz bir numarada tutuyoruz. Yani siz o birinci bu ikinci demiyoruz. Biri de Bünyamin Korucu. Erzurum'da yaşıyor kendisi. İkinci söyleyeceğimiz Metin Karakuş. Gerçekten bu mesleğe Yusuf Özgen'den sonra en kıymet vermiş, en değerli ürünlerini Ortaya koymuş iki ustamız. İşte biz onların daha ziyadesiyle şu an kıymetini biliyoruz ama öldükleri zaman bu, bu gergedan boynuzu. Bu kimin? Bu Bünyamin Korucu'nun. Bünyamin Korucu'nun. Evet. Usta Ustalarımıza M buradan selam olsun. Çok saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Peki yani buradaki ustalık... Evet üslup. üslup. Ee, şöyle Pelin Hanım, Bünyamin Usta'nın kendine has bir üslubu vardır. Nasıl ki işte plastik sanatlarda, resimde nasıl Picasso'nun, Velázquez'in, Van Gogh'un kendine ait bir tarzı, bir üslubu varsa ve bunun arkasından giden izlenimciler de onu taklit ediyorlarsa, taklit ederken kendi üsluplarını geliştiriyorlarsa, Bünyamin ustanın da kendine ait bir sülün gibi imamesi vardır hmm. ve tane uzunluğu, beyzi kesimin doruğa ulaştığı bir beyzilik evet. vardır. Köpürümüz artsın diye böyle inceleyerek tabii, tabii. zihnime kazıyorum verdiğiniz bilgileri. Tabii. Bu Bünyamin Usta'nın çivisi bir ekol olmuştur. Ha, ee, şu formu. Evet, evet. Bünyamin Usta'nın bu çivisi fark ettiyseniz bir sarıklı mevlevi sikkesidir. Evet, 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 evet. evet, evet. evet, evet, evet. evet. Ee, Bünyamin Usta bu konuda şu anda yaşayan ustalarımızdan... E... Üretiyor mu Bünyamin Usta şu anda? Bünyamin Usta tabii hala evet. üretiyor. Ya er... Mesela kendisini arasak... Evet. Ondan Sizi sonra saygılarımızı sunsak. <laughs> Sizi kırmaz herhalde. Ustam evet. acaba evet. dese. Ama 65 evet. yaşının üstü ustalarımızdan bahsediyoruz gencecikmiş canım ne demek ustam daha. Yani göz. Evet. Öyle mi? Göz Sağlığı çok zor mi? bu işi yapmak çok zor Pelin Hanım. Yani Allah bir emek emek istiyor. Yani iyi bir ustanın iyi bir tesbih çıkartabileceği minimum 3-4 güne ihtiyacı var. ve Şunu 3-4 e, günde mi yapıyor? Kesinlikle o biraz daha fazla sürebilir. Çünkü Hı -hı. o gergeden boynuzunun şöyle bir özelliği vardır lifler. E, Yatay gelir, onu dikine, suyuna göre kesmek e, çok ciddi bir ustalık ister. Yani bakın orada da e, gergedan boynuzları var. Umu. Hı -hı. Yani oradaki o kreteğini, boynuzun içerisindeki kreteğini tespitte çok iyi yansıtabilmeniz için o ustalığa, o tecrübeye erişmiş olmanız lazım. Peki, şey merak ger ediyorum. Ger buyurun. Gergedan boynuzu e, şu anda e, ne kadar kıymetli olduğu ile ilgili belki izleyiciler... E, nadirliğinden ve türlü tükenmişliğinden dolayı çok kıymetli olduğunu düşünülebilirler. Ama e, Osmanlı zamanındaki ismi Zerger'dan olan e, gergedan boynuzu e, ta Bizanslılara kadar e, çok kıymetli malzemelerdendi. E, bunu da biz tabii e, gittiğimiz topraklara e, kültürümüzü götürdüğümüz gibi onların da kültürlerinden bir şeyler alıyoruz e, Bizans'ın çok kıymet verdiği bu gergedan boynuzuna Osmanlı'da kıymet verip bundan baston sapı, hmm, okuma, enstik. okuma çubuğu gibi e, boynuzundan tesbih gibi baston sapı gibi. Bu bir şey göstermek için değil evet. mi? Evet, bu, enstik. Mesela evet, şu evet, demek için şöyle. Ha, harita üzerinde çalışırken ha, özellikle. Paşalar değil evet, mi? Evet, evet, paşalar Şuradan aşağı. taarruz edeceğiz evet, demesi evet, gibi. Evet. Aa, özellikle... Hollanda yapımı bu. Hollanda denizcileri paşalarının kullandığını düşünüyoruz biz bunu. Ha, şunu biz hemen Bu söylememiz... şu anda tesbih yapılmak üzere mi evet. sizin elinizde evet. malzeme? Şunu söylememizde fayda var Pelin Hanım. Yani bu malzemeler gergedan boynuzu olsun. Mesela şurada 23 milyon yıl önce yaşamış bir deniz hayvanının dişinden bahsedelim. Mesela buyurun bu Megalodon diye isimlendirilen yaklaşık 60 ile 100 ton ağırlığında Evet. E, bugünkü beyaz köpek balığının atası olarak kabul edilen. Bu köpek balığı dişi Evet, evet. Beyaz köpek balığının atası olarak kabul edilen ve ve dünyadaki yaratılmış en büyük canavar. Canavar diyorum çünkü büyük bir etçil. Yani dinozorlar zamanından kalmış 23 milyon yıl yaşındaki bir hayvanın dişine dokunuyorsunuz şu an. Ve bu tespih olmak için yurt dışından geldi. Biz bunu burada en kıymetli ustalarımızın ellerinde tespihe çevireceğiz. Yani yurt dışında olsa bu zaten bir... E, evet, evet. <laughs> nasıl bir... Yani evet, niş içerisinde... Niş içerisinde, öyle, evet. 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 Ha, bunlar, böyle uzaktan bakardık bu da neymiş filan diye. <laughs> bunlar, bu, ama bir şey diyeceğim, zamanla mı karar... Bunun Bu fosil. E, böyle evet, mi? Fosil, fosil, fosil yani direkt değil fosil. mi? Tabii, tabii. Aha. Tabii. Peki bu tesbih işinde öyle midir? Yani en nadir bulunan malzeme mi o tesbihi kıymetli yapıyor? Kısmen kısmen. O kıym e, o tesbihi e, en iyi hale getiren biraz önce bakmış olduğumuz usta. Yani ah, malzeme ah, bak Allah'ım zamana bak üzerinden o ne kadar geçiyor. Evet. 23 milyon. 23 milyon yıl sonra sen gel. Evet tesbih Ukda. ol. Tesbih ol. <laughs> evet, evet. İşte bu Daha alan... tesbih bile olmamış. Evet. Daha olmamış. Sunucunun elinde <laughs> gösterin. Evet. Aa. Beni çiftli ziyarete gelmiş. Beni ziyarete 25 milyon gelmiş. yıl önce evet. Gerçekten evet. öyle. Evet. Yalnız tabii e, bu doğal malzemenin evet. dışında da şurada e, çok değerli taşlar görüyorum, beyazlı evet. var ya. Evet. Ah. evet. Bu nedir? Bu evet. sergilik midir bu? Bunu, evet. Yani asmak için mi yapmışlar? Evet. Bunu malzemesi bu, nedir? Bu e, filinin e, fil dişi üzerine bir mü, mücevher bir tesbih <gülüyor> bu. <gülüyor> bu. Bu bir, bir mücevher tesbih. E, Ragıp Öner ustanın e, yaptığı e, fil dişi üzerine altın, safir, yakut, zümrüt. E, i̇şte bu e, bir saray tesbihi. Yani, ha Bu saray tesbihi. Tabii. Bu, bu artık bir saray tesbihi. Bu alıp çekilmek için falan Bilmiyorum. değil. Bu sadece böyle saraylarda e, belirli bir misafirleri kabul edilirken e, kullanılabilecek bir mücevher. Şimdi misafir geldi. Evet. Ben de saraylı hanımım. Evet. Saraylı sultanım evet. diyelim tamam evet. evet. Şimdi ben bunu böyle... Elimde şey gibi mi tutuyorum? Ne bileyim, süs eşyası gibi mi tutuyorum yoksa duvara bir yere mi asıyoruz bunu? Evet. Hanım, ya da evde hanım, bir, yani sarayın içinde bir şeye mi koyuyoruz, bir şeyin evet. üzerine mi? Nedir ne? Han bu bu bu, bu bu bu, bu, bu mi? Bey, beylerin. Bey ha, bu bey se, mi? Bu evet. Bu beylerin selamlıkta. Hanım tesbihi onun Ama bu şeye benzedi. Biraz Yavuz Sultan Selim'in evet. kanuniye oğlum evet. şey sen evet. bunu takarsan annenle takacak demesi gibi. Bu erkek <laughs> tespihi evet, 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 evet. Biz size daha farklısını göre, 99 Esmal Hüsna. Hey. Her evet. bir tanede Allah'ın ismi var. Yani ben buna bakarken bir şeyden bahsetmek istiyorum Pelin Hanım. Yani insanlar bu programı izlerlerken şöyle bir şey düşünsünler istemeyiz biz. Yani Türk tespih sanatına gönül veren insanlar. Aha. Bu şu an mevcut olan hiçbir canlıya müdahale edilerek yapılmış bir sanat dalı değil. Yani görüyorsunuz Megalodon yaşı bile 23 milyon. Fil dişi öldürülerek yapılan bir şey değil. Yani şuradaki gördüğünüz Fransız fırçasında kullanılmış olan tarihi yani, objelerden yapılan siz şeyler. Siz aslında malzemenin peşine düşüyorsunuz. Evet, evet. Bu bir fırçanın e, evet. üstü de olabilir evet, veya tabii. bir baston da olabilir. Bastonlar Bastonlarda görüyorsunuz. Örneklerini de getirdik. Mustafa şunu çektin mi? Mustafa. Dur bak istersen şuraya koyayım. Ama hiçbir canlı Baksana Allah'ın isimlerini yazmış evet, tek tek. 90, Aman evet. Esma'yı Hüsn'e evet. Şu Güzelliğe bak. Evet. Çok güzeldir o bu Ha bunda şey var ama yani hiçbir canlıya şurada handstick'te gördüğünüz gibi hiç bu da gergedan hiçbir canlıya müdahale edilmiyor. Ay çok güzel bunlar ya bayıldım. Evet. Bu acaba yaz, neyle yazmış bunun üzerinde? Altınla. Altınla, altınla. değil altınla. mi? Altınla. Hey. İlk önce oyma ondan sonra üzerine altın kakma. Evet. Hayretler Gecesi. Evet. Aman ya Rabbi çok güzel. Harika bir şey. Evet. Peki bu kocamanlar ne oluyor? Elinizdeki bir Osmanlı sıkma keyri var. O da yine Osmanlı'dan kalma bir tespih. Büyüklüğüyle şunu anlıyoruz. Tabi bu edindiğimiz tevatür yorumlarıyla ortaya çıkan bir şey. Bu ağa tespihi. Ha bu ağa tesbihi mi? Osmanlı'da ağa tesbihi. O <laughs> ona göre oturacağız ha. <laughs> <laughs> ha şöyle mi çekiyorlarmış? Evet. 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 Bu bir Osmanlı ağ tesbihi. Ah. Evet. Wow. E, büyüklüğünden ötürü onun daha küçük boyları bunlar da bey tesbihleri. Bunlarda yine Osmanlı, Altın kamçılı. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Evet. Şu insanı havaya sokuyor biliyor musunuz? Evet. Bak gerçekten evet. Evet. şu hani belli bir ağırlığı var. Ondan sonra taneler böyle iri iri ya. Evet. İnsan havaya giriyor bununla. Evet. Zaten şu var Pelin e, şey Hanım, bayılıyorum. E, Osmanlı zamanında e, İstanbul'u, e, Konstantiniyye adıyla anılan e, İstanbul'u ziyarete gelen yabancı e, seyyahlar e, oradaki o, İstanbul'daki e, tesbih çeken erkekleri görünce e, nasıl bir vakar sahibi olduklarını görüp e, yanlarında giderken tespih götürdükleriyle ilgili seyahatnamelerde yani. var. Marco Polo'nun anılarında da mevcut. Bu altın mı? O. Evet. Alt. Görüyorsunuz op, op. neye el atsak evet. harika o bir şey çıkıyor. O da çok kıymetli evet. bir Osmanlı tesbihi. Evet. Bu da Osmanlı tesbihi. Evet. Kamçısı da çok kıymetli. Bunun malzemesi nedir acaba? Bu Osmanlı sıkma kehribarı Pelin Hanım. Hı -hı. Elinizdeki de e, e, Horozun Salih Usta'nın e, tesbihi. E, bir Osmanlı ustası. Kamçısı e, Ulvi İskender Usta'nın e, yapmış olduğu 24 ayar ve el örmesi bir kamçı. O kamçı da yine Türklere has. bir şey Tamamen elde örülen bir Osmanlı sanatı. Kazaziye diyoruz. Çok güzel. Evet. Onun öncüsü Mahmut Özçay ustadır. Onun talebesi. Ondan sanatı öğrenerek yapmış olan Ulvi İskender ustanın uçları mercan. Bir kamçı. Hmm, evet. Çok güzel. Acaba ne yapıyorlar böyle bu tespihlerin? İnsan bunları çıkarır çıkarır bakar sever değil mi? Evet. Öyle bir tutku bu değil mi? Öyle bazı tespihler için de özel e, koleksiyonerlerimiz özel kasa kiralıyorlar. Yani haftada bir gün birkaç saatini ayırıp özel kasalara, banka kasalarına gidip çok daha kıymetlerine bakıyorlar. Mesela bir rivayettir Ankara'da bir koleksiyonerimizin evin altına evi yani oturmuş olduğu evin altına e, çok ciddi bir para harcayarak evin büyüklüğünde bir e, çelik kasa koydu. O çelik kasanın yani oturduğu villa tarzı bir yer. E, göl başında e, ve bütün bu yani yavaş yavaş lokasyon <laughs> ve göl başında Allah Tesp... yaz bizde başta ağzımızdan kaçırdık bir şeyler Hı. yani... Tesp bir şey olmasın tesbime <laughs> bir şey olmasın ev yıkılırsa yıkılsın Ay. yani Sokulu Paşa'nın tesbihinin başına gelen benim tesbihlerimin başına aman gelmesin. aman gelmesin çelik kasayla muhafaza altına alınıyor yani gerçekten de hani başta söylediğimiz geçerli şu anda bu masada 2 milyon dolarlık Evet. Tespi? Ve bazılarının emsali yok. Hani e, para da verseniz yok. Hangisi mesela? Necef derim. E, benzerlerini bulabilirsiniz. Amber'in benzerini bulabilirsiniz ama bu yok. E, Fatih Bey'in göstereceği. Şu Pelin Hanım. E, dünyada eşi benzeri olmayan tek bir tesbih. Bu e, Osmanlı zamanındaki Bak ee, içi gitti Mustafa Bey'ine. Evet. Evet. <laughs> ben sikkeyi görüyorum, imamiyi görüyorum. Evet. Ah diyorum keşke o usta sağ olsaydı da evet. biz de elini öpme şerefine nail olabilseydik. Evet. Bu Osmanlı zamanındaki Akger'dan Mehmet Efendi'nin mahdumu Beylerbeyli Galip Usta'nın. Bir gergedan boynuzu çok. ve sikkesiyle, işçiliğiyle çok nadir bir ürün. Dünyada bu tesbihin bir örneği daha yok. Yok. Ee, tek bir tesbih. Ee, bir bedel, bir kıymet biçebilmek imkansız. i̇mkansız. Ee, Kimin koleksiyonunda bu? Bu yine Erzurum eşrafından, Ahmet Ağırman Bey'in e, koleksiyonundan. Bey. Kendisi kırmayıp, verip sağ gösterdiği olsun, için sağ olsun. kendisine bir, teşekkür ediyorum. Bir şey düşünmek lazım Hanım. Yani o, o dönemlerde gergeden boynuzu, el kemanesi. Evet. El kemalesi, biraz önce e, izlettiğimiz gibi El kemalesinde bu kadar sert bir malzemeyi, bu kadar nizami, bu kadar güzel nasıl yapıyorsunuz? İster misiniz şimdi seyircimiz böyle ekran karşısında seyrederken siz diyorsunuz ha eşi benziyor. Bir dakika ya benim dedemin dedesinden ya da Keşke. işte bizim evet. Keşke. kalmıştı evet. bizim evet. çok Keşke. da benziyor. Mesela Keşke. öyle bir şey olsa size getirsinler tabii mi? Ki. Tabii. tabii ki tabii tabii. Ki. Zaten biz değerlerin kaybolmaması ile ilgili bu yapmış olduk. Tabii oldu. derneğimiz zaten. Tabii. Derneğimiz Tabii. o amaçla. Biz eksperlik noktasında burada insanların bu sanata, bu eserlere sahip çıkmasını. Aman eğer maddi olarak sıkıntınız yoksa lütfen satmayın. Hmm. Satmayın. Bu bu sizin için kıymetli olmayabilir ama gerçekten bu sanat için kıymetli bir şey yarınlara kalsın. Öyle. Yarınlara bırakalım. Hele bir de o bunları. saydığınız ustalar Allah uzun ömürler versin, sağlık versin. Evet. Umarım birilerini de yetiştiriyorlardır. Tabii yetişecek olanlar da Soh. istekli mi birincisi, yetenekli mi evet. ikincisi. <laughs> Ama bu sanatların Şimdi yaşaması lazım. şöyle bir lazım. şey var Pelin Hanım. Yani biz tabii bütün ustalarımıza saygı duyuyoruz. Ee, hepsi bizim baş tacımızdır. Çünkü bu tesbihe ciddi manada e, hizmet eden ustalarımız. Ama yeni bir ekol çıkmıyor maalesef. Yani bir bakıyorsunuz bugün Revaç'ta kim var? Bünyamin korucu. Bünyemin kurucunun tanelerine, hitamesine, imame formuna yakın tespihler üretiliyor. Yani bu insanlar buna gönül vermişler. Zanaat değil, sanat. Hmm. Şu an maalesef Türkiye'de tespih zanaat durumunda. Sanatçıları ayırıyoruz. Sanatçıları ayırıyoruz. Evet. Lütfen bu sanata birazcık daha ehemmiyet verelim. Da Elimizdeki şey. e, yakut, altın Aynen ve kaplumbağa kabuğundan oluşmuş bir tesbih. Ay şu pembenin güzelliğine bak. Yakut. Bu bir kadının herhalde. Evet. Yani öyle ölü olmalı. Evet. Bakın onun sadesi de burada Pelin bakayım. O, Bu mu? Altı işlem. Şu. Şu. Deniz kaplumbağası. Kusura bakmayın. Estağfurullah. ama ben bunu görmüşüm şimdi. Yani. Bakın o deniz kaplumbağasının üzerine o oymayı, o taşı oymak. Bunu nasıl yapmış bu taşları? Tek tek eliyle değil mi? Tabii tabii. Bak bir tanesinin üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10, 11 mi 12 mi? Yani 15. her birinin üzerinde hadi 11 tane var. Pelin Hanım 11 of, tane of, 11 of. tane taş var ama taşı tutan her bir tane de 120 tane altın çivi var. Ya. Yani her bir tane de Ve çatlatmamanız lazım. Bu deniz kaplumbağası. O yüzden tesbih elle değil gönülle hmm. yapılıyor. Çok güzelmiş bu. Evet. Onu oraya işlerken Peki bu lazım. E, bu da ama süs için değil mi? Bunu böyle çekmeyeceğiz. Bu bu bayanlar için elde çekilebilecek bir şey. Erkek erkek koleksiyonerse koleksiyonda tutmak için bir şey. Ama bunlar birazcık evet. daha tesbihin mücevher kısmı yani tesbihin daha böyle klasik elde çekilebilir otada alabilmeniz için mesela bana göre öbür tesbih. Bundan daha keyif verecektiriz. O zaman bu sizin olsun, o benim olsun. Tabii, bayanın tercihi her zaman olur. <laughs> yani <oluyor. gülüyor> peki kendi tespihimi göstereyim mi? Bu da çünkü özellikle <laughs> sağ olsunlar Mustafa Beyler tarafından. Evet. Bu da güzel ama değil mi? Bak evet. benim tespihimi görün ne olur. O tesbihin hikayesini. Anlatabilir miyim? Lütfen mi? anlatın. O tesbih e, deniz aslanı diye isimlendirilmiş mors dişinden yapılmış bir şeydir. Osmanlı mors dişinin özünden üretmiş olduğu her şeye kıymet babından bülbül tükrüğü demiştir. denmiştir. Bugün Topkapı Salayı'nda bu tesbihinizin özünden Fatih Sultan Mehmet'in kılıcını görebilirsiniz. <laughs> Teilanım, <laughs> <laughs> Allah vurdum. keyfe geldim. Bir evet. de şey böyle değil mi? Yani kadının eline yakışan bir tespih, değil mi? Bey ay izi çok izi teşekkür izi. ediyorum izi. size Mustafa Bey. Ee, Biz Mustafa Bey nasıl tanıştık biliyor musunuz? Ya hiçbir ben hayatta hiç tesadüflere inanmam. Evet. Asla inanmam. Buradan dayıma sevgiler sayın. <laughs> Biz e, Ebru ile hep şey diyoruz. Ya bir tespih böyle kendimiz gitsek kendimize güzel bir tespih alsak ay işte bir tespih programı yapsak, ne yapsak etsek falan filan derken e, Umre'ye gittik Allah nasip etti. O, ay Fatma Hanım'a da çok sevgiler selamlar. Musa Bey'in eşi Fatma Hanım çok da tatlıdır. Şimdi muhakkak bizi izliyor. Biz onunla böyle bir kaynaştık. Ondan sonra neyse. Sonra otobüste gidiyoruz ama ben hiç Mustafa Bey'in mesleğini bilmiyorum tabii. Evet. Ne işle uğraştığını falan. Sonra derken derken aa kapalı çarşı mı öyle mi böyle mi filan. Biz Ebruyla e, Mustafa Bey kapalı çarşıda tespihçi biliyor mu şeklinde evet. bir yani. soru yöneltecekken ya evet. siz ne diyorsunuz dedi Mustafa Bey. <gülüyor> yani <gülüyor> benim işte o adres evet. benim filan. Böyle Bunun öncesi var. E, dayım Ahmet Farkın e, Pelin Hanım'la biz Umre'ye gideceğimizi duyunca Pelin Hanım'ı ben çok seviyorum İlla ondan bana bir fotoğraf çekin ha. bana bir fotoğraf paylaşın diyor eşim de diyor ki Pelin Hanım işte benim dayım var sizi çok seviyorum bir fotoğraf çekebilir miyiz? Ama sürekli söylüyor sürekli. yani <laughs> ben de Fatma <"Padla> Hanım'cığım <laughs> tamam çekileceğiz yani dayınıza çok selamlar ama <gülüyor> tamam <gülüyor> diyorum ama <ya>. sürekli <laughs> anlıyoruz diyor ki ne oldu Pelin benim Hanım? Ne dayıymış da diyorum. O sırada ben girdim ee, siz ne işle uğraşıyorsunuz tespitçi filan deyince aa filan oldu. Biz şoka girdik ama evet. Ebru'yla evet. gerçekten öyle evet. yani bir otobüsün içinde. Evet. Nasip, Umre turunda nasip yani bize bu programın sun yani bu programa katılma şansı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Abi ben teşekkür ederim. Yalnız tabii ben sizin böyle e, bu sanata olan tutkunuzu görmesem evet. yani mevzuya verdiğiniz kıymeti bilmesem bir tanışıklık üzerine hani gündem tabii. ötesi hakikaten artık mark olmuş bir program. Tabii. E, tabii. Ee, öyle davet olmaz. Tabii. Ama gerçekten yani bu işi çok çok iyi ve şimdi tabii ismini burada e, belki söylemek uygun olmaz insanların özeline girer ama siz hakikaten çok özel isimlerle de tanışıyorsunuz teşekkür ve onlara da tespih... E, temin ediyorsunuz ya da Tabii eksperlik deyiz. yapıyorsunuz Tabii. hani bu tesbih şöyledir Şimdi böyledir diye. İstanbul eşrafından bir Ermeni aile Arjantin'e göçüyor inanın. Arjantin'de dedelerinin İskender tespihimiz var mı Fatih abi gösteriniz? İskender tesbihinden bir 33'lük, bir 99'luk ellerinde mevcut olduğunu. Bakın ben yani tespihin ne kadar kıymetli tabii onun bir maddi getirisi de var. İskender dediğimiz İskender Usta yapımı şu şekilde imamileri olan yani çok güzel bir tarzdır. Bundan dedesinden kalma bir 33'lü bir 99'luk tespihin olduğunu fark ediyor arkadaş Hı. ve bunu ebayda paylaşıyor. Bunun için Katar, Dubai ve Türkiye'deki koleksiyonlar birbirlerine girdi. İlk Arjantin'e uçakla giden o tespihi alabildi. Oh. Tespih buradan Arjantin'e gitmeyi göze alabilecek kadar bir tutkudur. Yani. Şey anlatsanıza, ee, Fatma Hanım'la bir gün siz dükkandasınız kapalı çarşıda. Bir <laughs> Amberle çir... alakalı. Aha, onu anlatır mısınız? Tabii. Şimdi kapalı Çarşı'da bizim yerimiz. O zaman e, Umre'den yolu düşmüş kapalı çarşıya düşmüş. Bir e, Lübnan asıldı ama aslen Sidney'de yaşayan bir aileyle tanıştık biz. Umre dönüşü erkek kardeşime bir tesbih almak istiyorum diye mevzuya girdi beyefendi. Biz de ona güzel tesbihler sunduk. O göstermiş olduğumuz tesbihlerden bir tanesini aldım. Tabii biz o sırada elimizde bir tane amber vardı. Kapalı çarşıda esnaf olarak birazcık da böyle şov amaçlı amberi sunduk. Dedi ki bak bunu kokla, bunun kokusu çok güzeldir falan diye. Vatandaş kokladı falan. Çok memnun oldu. Fiyatı çok yüksekti tabii gitti. Ve ertesi gün... Sabah saat 8.30 dükkanımızı açıyoruz. O zaman ben eşim Fatma Hanım'la beraber çalışıyorum. Birisi sırtıma vuruyor. Döndüm. Dünkü Lübnanlı, Sidney'de yaşayan aile. Hanımım diyor ki ya dün gece hiç uyumadık. E, kocam o tesbihe aşık olmuş. Rica etsem bir kez daha koklayabilir miyiz? Ama bir de ağlamış değil mi? Tabii tabii ağlamış. Buyuruz efendim dedik. Biz tekrardan o tesbihi koklattık. Aa, ben bunu satın almak istiyorum dedi. Ya nasıl satın alabilirsiniz şudur filan. Biz bir gün önce rakam vermeyeceğim bir e, rakam söylemiştik. Dedi ki ben o rakamı çektim bankadan getirdim. Şoktayız ama sekiz buçuk yani. Nasıl olur filan hesabı. E, dün akşam eşine haber vermeden beyefendi hazırlığını yapmış. Otelden çıkmış parayı yani temin karayı, etmiş. Yani karayı kararını vermiş, vermiş alacak. Yani. Sabahleyin de belki rol yapıyor gece eşine hani ağlıyor. Ha. Ben o tespihi istiyorum filan uykusuz kalıyorlar. Eşim hanımefendi o tesbihin bizde emanet olduğunu biliyordu. Bizim kendi ürünümüz değildi. Vatandaşın bu tavrından dolayı çok ciddi bir rakam iade etmek zorunda kaldı. Ben döndüm eşime dedim ki ya hanım ne yapıyorsun sen? Yani bu maliyet o da biliyordu. Ben dedi bu tesbihe karşı bu şehirlerinden dolayı dedi bu ticaretten biz para kazanmayalım dedi. Peki dedim. Halbuki adam oraya geldi. Adam paramızı Bütün bizim kabul etmişti. Bütün parayı etmişti. Evet niyetli hepsini niyetli. verecek ama Fatma Hanım o kadar güzel bir kadın ki gerçekten canım Eğitim. benim. Eğitim. E, onların o gözyaşlarına falan dayanamayıp dayanamadım, dayanamadım tamam demiş diyor. yani Mustafa biz bundan kar almayacağız. Ha, bu insanlar adam bu tesbih sahibi olacak. Parayı bıraktı teşekkür etti ben kutuyu koydum bir baktım eşim paranın bir kısmını iade ediyor. Ha. Çünkü hanımefendi birazcık şey yapmış yani ya çok yüksek bir rakam niye veriyorsun? Çünkü kullanılacak bir şey değil. Elde çekilecek şey. Evde aksesuar olarak koyabileceği. İşte İstanbul'dan aldım misk. Biz tabi anlattık kokusunun nereden geldiğini, çok özel bir tesbih olduğunu. Belki eşi o kadar para vermesini istemiyordu. Hanım bayan gözüyle o bayanı o çok sarıldı. Jest yaptı. Jest yaptı. Belli bir zaman görüştük biz o aileyle. daha sonra bağlantımız koptu. Tesbihin böyle insanları birleştiren bir özelliği de var. Kesinlikle. Bir de herhalde neye niyet neye kısmet. Yani gelirsiniz bir tesbihi almaya. Ben işte mesela şu yeşil nedir? O yeşil e, nişabur firuzesi. Evet. Tabii ben nişabur hani Mesela nişabur firuzesi evet. alayım falan böyle bir şey. Bu kadar kafam çalışmaz. Evet. Böyle evet. daha şey bir şey olsun. Bu nedir? Aa, bu da nefis bir şeye benziyor. Bu o, nedir? O da toprak, toprak fosilli, fosilli kehribar. Hadi kehribar diyelim. Yani mesela kehribar almaya niyetlenmiş olabilirim ama o sırada bu beni çekmiş olabilir değil mi? Böyle Kesinlikle. çok hikaye vardır Kesinlikle. sizde. Tabii. Tın, yani sizin hani bizim burada önereceğimiz aslında yani yeri bir gelmişken söyledim, tesbih edinmek veya bu kadar çok tesbihi sahip olmak önemli değil. Önemli olan gerçekten sevebileceğiniz gönlünüze yatacak ve siz aldığınız zaman elinize avatar filmini hatırlar mısınız? Tabii Pardon. ki bilirim. Yani hani bir kuş için çıkıyor da şu kuyruğunu o kuşa değdirip evet, onunla bir ona ilişki... Evet, onun sahibi oluyor. Aynen öyle. Ama yani şöyle tesbih... kuş onu kabul ederse... Kuş kabul etmiyor. Siz tesbihe dokunun. O tesbih sizi kabul ediyorsa o sıcaklığı size verecektir zaten. Hmm. İşte benim tesbihim budur. Koleksiyonerlerin zaten tesbihe olan tutkuları buradan başlamıştır. İkili ilişki, evet bu. Beni ifade eden şey bu. Bendeki beni alan, beni yansıtan şey bu. bu sakın ben bunu bakın tespih küser. Eğer siz tespihi alıp bir kasaya koyup çekmezseniz o tespih size küser. Küsmesi aslında üzerindeki cilalın patina tutması filandır ama real olarak. Bizce manevi olarak tespih size küser. O siz tespih alacaksınız arada bir seveceksiniz. Gönlünüz bundan kaçmayacak. Yanlış anlama yedi kocalı hürümüz olmayacaksınız. Hı, hı Yedi tane de olsa her birini seveceksiniz. Aa, çok Eceksiniz. güzel. Ee, Sena Hanım demiş ki elimde olsa her mesleğin kendine has tesbih modeli varmış. Hatta tekke ve zaviyelerde hocaların tesbihleri iri ve çok taneliymiş. Molaların tesbihlerinden tutun da işte mevleviler, cerrahilerin tesbihleri farklı motif ve imameler içeriyormuş. Bir soru daha sorayım çünkü çok fazla arzu eden var. Ee, Osmanlıda ya işte Osmanlıda her şeyin yani tabii bir dönem bir noktadan sonra maalesef değişmiş ama. Ee, Osmanlı'da hekimlerin çektiği tesbih malzemesi neydi? Şimdi malzemeyi söylemeyelim ama e, bunun hikayesini anlatalım. Tabii. Pelin Hanım, Sorumuz bu. Osmanlı'da hekimlerin çektiği tesbih malzemesi neydi? Elimde olsa etiketiyle. Tabii e, Osmanlı'da e, Türk kültüründen gelme e, Anadolu'nun e, yavrula yavrula gelen bazı e, sistematikleri var. Dolayısıyla e, Osmanlı'da Özellikle 16. yüzyıl ve sonrasında hiçbir şey rastlantı değil. Yani yapılardan tutun da mimari sanata, oradan estetik sanatlara kadar her şey belirli bir sistematiğe dayalı. Dolayısıyla materyaller bakımından da herkese ithaf edilen belirli malzemeler var. İşte Osmanlı zamanında daha doğrusu onun öncesinde Selçuklu zamanında da kervansaraylar, ...ve tacirlerin kullandığı tesbih... ...deve kemiği oluyor. O zaman tabii ona nakka deniyor. Neden? İşte kervansaraylarda... ...İpek yolundan doğru gelen... ...Anadolu'nun çeşitli yerlerine uğrayan... ...kervansaraylar... ...buralarda konakladıklarında... ...belirli kafileler bunlara deve kesiliyor. Deve eti yediriliyor. Kemiklerinden de tesbih yapılıyor. Ve dışarıda... İnsanların birbirini kimlik bakımından tanıması anlamında birinin elinde hmm. naka tespih gördüğünde o kişinin tacir olduğunu, kendisi ihtiyaç sahibi ise tacire o konuda bir talebi, bir dileği olabileceğini. Ay ne kadar güzel tabii. bir şey. Daha konuşmadan tabii, tabii. aslında tabii. aa o şahısa ilgili fikir, bilgi sahibi evet. oluyorsunuz ve evet. E, evet. öyle yaklaşma fırsatınız var. Evet. Peki evet. hekimlerinkinin o malzeme olmasının sebebi neymiş? Hekimlerin o malzemesinin olmasının sebebi... E, Eldeki e, bakterileri toplayan ve aynı zamanda yazın eldeki harareti e, toplayan Topladıkça kendisi de renk alan, koyulaşan, kullandığı yılları ifade eden, rengi de koyulaşan bir materyal Şimdi ismini söylemeyelim ha, O zaman tecrübeli evet. olup... On Gerçi evet. tabii tesbih çekmeye ille de meslekle başlayacak hali yok ama... Evet. ...zamanla o bir de kararıyor. Tabii, tabii, yani tabii. Ne kadar zamandır aslında elde dua edilirken, zikir çekilirken... Osmanlı'da evet. kıymetli bir tesbih o. Ama yani siz eğer sultan soyundan gelen birine temas edecekseniz... ...ellerinizi zeytin zeytinyağından yapılmış sabunla yıkamanız yetmiyor. Hmm. İlahi o tesbihle yani girdiğiniz saraya sizi karşıladılar... ...bir bakıyorlar eliniz o tesbih yoksa... O tespitten yapılma bir 99'u tespih elinize veriyorlar. Padişahın payidahtın devam için zikreyleyiniz diyorlar ve sizi gözlemliyorlar. Belli bir saat sizi odada yalnız bırakıyorlar. Ha tamam bu doktorun eli temizlendi hekim başının buyurun diye şehzadeye veya padişah soyundan gelen birisine temas edebilme yetkisine sahip oluyorsunuz. Çok güzel. Bu arada az önce dediniz ya hani tesbih küser diye. Vallahi şimdi benim bir tesbihim daha var. Onu göstermezsem sanki küsecekmiş gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> e, maddi değeri yok. Ama manevi olarak benim evet. için çok kıymetli. Çünkü ben e, e, Kudüs ziyaretimizde e, bu tesbihe sahip oldum. Bak zaten renklerinden anlayacaksınız. Şimdi hmm. geliyor. Tesbihin maddi değerinin olup olmaması önemli değil Pelin Hanım. Ya Siz muhakkak ama bir şey şu güzel tesbihimi de bir göstermek istiyorum. Bu da çünkü çok böyle benimle Olmuş bir dosttur. Evet, evet, çok güzel. Güzel ama değil mi? Çok güzel. Evet, canım benim. İyi şimdi Bak şunu gösterdin de beni göstermedin diye <laughs> sanki gönül koyacakmış gibi geldi. <laughs> şimdi iyi koleksiyonerler Pelin Hanım her gördükleri tesbihi hikayesi varsa temin ederler. Vatikan'a gitmişlerdir, geziyorlardır. Bir bakarlar bir güzel yapım e, Hristiyan tesbihi alırlar. Yani benim tesbihim sadece 99'lu olacak, sadece 33'lu olacak veya sadece gergedan tesbihi topluyorum, sadece fil dişi tesbihi topluyorum diye bir kaygı yoktur koleksiyonların. Koleksiyonlar hikaye üretebileceği ve onun için hikayesi olan her tesbihi kendinde görmek ister. Onu nasıl buldunuz? Onu ben çok beğendim. Evet. Beğendiniz değil mi? Evet. O siyah kehribar olarak isimlendirdiğimiz Erzurum'un oltu içerisinde çıkan oltu taşından yapılmış bir tesbih. Onda çift sanat var. Bir sanat karpuz dilimi. E, i̇kinci ikinci sanatta kakma işçiliği. E, iyi bir ustamızın elinden çıkmış. Size de hediye gelmiş. Hı hı. Evet, kıymetli bir şey. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, ay, mesela bu da çok Ha işte o bayan tesbih, o, o zenne. O türünün e, en önemli örneği Pelin Hanım. Siz düşünün ki 3 milimlik bir tesbihe 0.5 ile delik deliniyor. Bu tesbihe zenne deniyor. Bu küçüklüğüyle zirve bir tesbih. Evet. Bunlar e, çok e, eli küçük hanımefendilerin, özellikle e, bayan mevlütlerinde ellerinde bulundurduk, bulundurma bulundurdukları çok önemli bir tesbih. Zenne diyoruz buna. Peki tespitçilerin piri niye Beysel Karani olarak anılıyor? Beysel Karani'nin e, hikayesi şu Pelin Hanım. İşte Allah Resulü'nün Uhud Savaşı'nda e, bir dişini kırılması. Hı. Beysel Karani'nin de Allah Resulü'ne olan düşkünlüğünden dolayı... ...diğer dişlerini kendinde var olmasını yadırgayıp kırması... ...ve onu çevirdiği ile alakalı bir rivayet var. Ama e şunu hemen yeri gelmişken belirtelim. Tesbihle alakalı bizim e, çok ciddi yazılı kaynak ve eee envanter eksiğimiz var. Ama kitapta e, İslamiyet ve tesbih üzerine hakikaten eee güzel, güzel bilgiler söz güzel konusu. Bilgiler var. Ya ben bu kitap bence çok kıymetli güzel evet. bir. Kitap. Bu kitap e, sağ olsun Necip Sarıcı e, beyefendinin 11-12 yıl boyunca çok ciddi araştırmalar yaparak zaten kendisi de çok iyi bir koleksiyoneldir. Tesbihe gönül vermiş birisidir. Ee, elde ettiği bilgiyi, birikimi birkaç dostuyla bu şekilde kolajlayıp çok güzel bir eser bırakmış bize. Ee, Fakat daha şurada fotoğrafı hın, da var Necip Sarıcı'nın. Necip Sarıcı'nın nasıl Sarıcı işi e, Türk sinemasında ses. Şurada. Eski bir fotoğraf yani şu anda daha ileri yaşta. Allah sağlık versin. Amin. Evet. Onun da koleksiyonu önemli ve bu gece de e evet. epeyce parçasını bizlerle paylaştı. Kadim Türk tespih sanatına çok ciddi emekleri var Necip Bey'in. Kimsenin ilgilenmediği, ilginin çok azaldığı yıllarda kendisi bu işe ehemmiyet verip zamanını ve parasını, bütün sağlığını ayırıp Bununla ilgili dünyanın dört bir tarafını dolaşıp, bununla ilgili bilgi argümanlarını araştırıp, bunları tercüme ettirip, uzun bir çalışmadan sonra bu kitabı meydana getirmiş birisidir hı hı. Necip Bey. Önemli çok Türkiye'nin en önemli koleksiyonerlerinden Aydın Bolak Bey'in de merhum kendisi vefat etmiş önemli koleksiyonerlerden. Merhum Aydın Bolak Bey'in de koleksiyonuna çok ciddi katkıları vardır Necip Bey'in. Ama inşallah o koleksiyonlar korunsun. Şimdi seyircimizin merak ettiğini biliyorum. Diyorlar ki o bastonlar nedir? O bastonlar biraz önce bahsettik ya Pelin Hanım. Yani tespih yapımında kullanılan materyaller şu an mevcut hayatta olan hayvansal bir katliam sonucunda olmuyor. Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir yetki var, uluslararası bir anlaşma, CITES belgesi. Siz fosil veya satılabilecek hayvansal ürünleri Türkiye'ye yasal olarak getirebiliyorsunuz, bir. İkincisi ise asıl işin kolay kısmı, bastonlarda görmüş olduğunuz her bir baston eski Osmanlı bastonlarıdır. Ve üzerlerindeki materyaller tespih yapımına uygun malzemelerdir. Aha, ay şurada kalmış, bak bunu göstermedi. Onu Ay taşı. çok nefis bir şey. Evet. evet bunu göstermemiz lazım. Bu da çok güzel bir Pelin şey. Hanım bu e, elinizdeki kiremit tesbih de az önce demin bahsettiğim gibi e, Bizans'tan devraldığımız kültürle ilgili bir şey. Hı -hı. Bizans'ta çok önemli bir e, materyal kiremit taşı. E, Bizanslılar bundan yüzük taşı yapıyorlar. E, üzerine e, Afrodit'in e, e, gravürünü yaptıkları yüzük taşı olarak kullanıyorlar. Osmanlı'da da bundan. E, bu kiremit taşı öyle sade şeylerle olmaz. Böyle bir mücevhere dönüşür kabilinden e, güzel bir cevapla e, üzeri fasetalı e, bu sertlik oranındaki bir taşa bir mücevher süsü vererek e, kiremit taşından tespih yapıyor. Elinizdeki tespih de yine eski Osmanlı bir tespih. Evet, evet, el, nadide. imam, i̇mame el dövmesidir. Şöyle göstereyim. Durakları, durakları elde yapılmadır. Yani döküm Kalıp plan değildir tamamen el işidir o da. Siz. Evet bu da şey çok kıymetli önemli çok kıymetli bir parça abi. değil mi? Evet. Evet, evet. harika bence. Evet. E, seyircilerimize bu gece hediye edeceğimiz 3 tane tespih tabi ustalar tabii. sağ olsunlar büyük emek verdiler ve büyük incelik en evet. başta sizler sağ tabii olsun. Çok teşekkürler. Şöyle kutusuyla birlikte gösterelim ve içinde sertifikası da var. Bir tanesi azube ağacı. Evet. evet e, Kapsül, habbe, mevlevi imame. Evet. E, Derviş 3. Evet. evet. Derviş Üçüncü e, ustamız tarafından yapılmış güzel bir sanat. Mevlevi e, imame kapsül. Evet. Ay çok da güzel baksana. Hmm. E, bir tanesi bu. Ondan evet. sonra bir diğerini göstereceğim. Evet. Sonra göstermedin ne göndereceksin demesinler diye. Bu da sakız ağacından bezli habbe halkalı imame Bedri Aslantaş. Evet. Bu da halkalı imame. E, gayet güzel bir tesbihtir. Bedir Aslan Taş Usta'nın. Mesela hani tesbihin kimin olduğuna nasıl anlaşılıyor dediniz ya. Bakın tam hetamenin altında Bedir Aslan Taş'ın kullanmış olduğu bir şey var. Nerede? Şu. Şu, şu Bedir Aslan Taş'ın imzası. Ha, öyle mi? Tabii diğer tespitte de vardı. O orada ustanın imzası. Yani yüzyıllarda geçse. Evet. Yani şöyle bir sertifikanız da olacak. Var. Bunun ne olduğu ile ilgili. Bir de şunu göstereceğim. Bu da böyle sanki bir... Hmm. Hanıma gitse mi güzel olur bilemedim ki. <laughs> Narçıl. Evet. Şu. Evet. Dizaynda Beyzi kalem imame. <laughs> Ay çok güzelmiş Selame bu. Selame Şeker Usta'nın da. Ay çok güzel ama. Hii, nefis bir şey. Selame Şeker Usta'nın böyle bir e, tesbihi gündem ötesi seyircisine bu gece gelecek. Tasavvuf Tasavvufun en çok kullandığı tesbih türüdür bu, bu mu? Narçıl. Evet. Çok güzel. Çünkü çok kayganlaşacaktır o zaman içerisinde. Aa. Evet. Çok naif, çok nazik bir tespittir. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ya Hepsi çok güzel, tamam. Fakat Good. şuna gerçekten böyle evet. e, hissiyatı çok güzel. Evet. Yani çok güzel. Evet. Ben bundan edinmem lazım. Evet, İnşallah e, geleceğim kapalı çarşıya sizin dükkana da. Ben bir tane böyle istiyorum. Gerçekten Hı. istiyorum. Bu çok güzel. Ay çok güzel kokuyor. Hepsi bir şey. Hepsi güzel ya. Neyse. Şimdi bu gece sorduğumuz soruların cevaplarını da verelim seyircilerimize. Özellikle ah Pelin bak kafamı karıştırdım bunu söylemedim filan diyeceğiniz bir şey varsa bunu evet. şimdi söyleyin. Var mı kaldı mı? Daha çok var. Çok, çok, Vaktimiz çok, var değil mi? Daha yeni çok. başladık. Yo, ben topar, toparlıyorum şu anda lafı. Program bitti mi? Evet. Aa. Ben de dedim size. Öyle başlayacak <laughs> ve bitecek dedim. Daha <laughs> çok anlatmadınız şeyler var. muhakkak musluslus, muslus, vardır da. Evet. Burada özellikle bak şunu mutlaka gösterelim Bu kayda girsin. Çünkü YouTube'da bunlar Şimdi, gidiyor e, seyirci. Seyir ben şeyden bahsetmek istiyorum. Bir özellikle Mahmut veya o hani fosillerden bahsettik de. Tasarruf ehlinin tesbih. O çok büyük olan tesbih var ya. Evet. Evet. Ee, o tesbih ya. yani tasavvuf ehlinin kullanmış olduğu bir tesbih o değil. O 500 olan. 500, Ay, 500 olan evet. Yani tasavvuf ehlinde ve tekkelerde tesbihten geçirmek diye bir tabir kullanılıyor Pelin Hanım. Yani bu şu ee, hatta bunun bir değiş de, değişi de var. Hı hı. Ee, ya işte sen artık çok oldun ee, bir papucu büyüye git de seni bir tesbihten geçirsin tarzında bir tabiri var bu tekke de zaviyede 500'lü veya 1000'li olarak Ne yapıyor peki bu 500'ü? 500'lü ve 1000'li olarak açılıyor. Eee tekkeye giden kişi bu tespihin ortasına oturtuluyor. Evet. E, tekkenin şeyhi imam eden başlayarak edeceği duayı çeviriyor. Bütün müritler onu etrafındaki müritler onu çeviriyor ve ortadaki kişinin bu tesbih içerisinden geçirmekle şifa bulacağı inanılıyor. Aa. Çok e, çok hoş bir şeydir. Tasavvufta katılım yani e, bizi kattığı tesbihe kattığı çok hoş Bu da herhalde bir e, tekkede e, kullanılmıştır değil mi? Osmanlı parası o. Hı, -hı o o, zikkesi o şekilde kullanılmış. Bayağı kullanılmış. Bu dualar edilmiş. Niyetler yapılmış Mevlana evet. Bayağı tarihi yaşayan tabi. bir Mevlana malzeme Mevlana Müzesi'ndeki e, Tespih de çok özeldir o beyanda Yani bunu söylemekte fayda var e, Tabi son söz geldiğinde Bir de tesbihle alakalı küçük bir nükte Anlatalım o çok Anlatın. hoş bir şey e, Eyvallah baba Türbesi diye e, tekkesi diye bir tekke varmış e, kabadayılardan İstanbul kabadayılarından Bir tanesi artık yaptıklarından çok pişman olmuş Ben artık gideyim de e, ee, tövbe edeyim demiş. Eyvallah bebe tekkesine gelmiş. içeri girmiş. İşte müritler karşılamışlar. Şeyhin önüne tutturmuşlar. Şeyh demiş ki bizim tarikata girmenin demiş iki şartı var. Birinci şartı bu tekkeyi takacaksın. İkinci şartta bu tesbih kullanacaksın. Ama hep eyvallah diyeceksin. Eyvallah demiş Külhan Bey şeklinde almış dışarı çıkmış daha tespih alır almaz iki tane e, kabadayı birbiriyle kavga ediyorlar. Birisi çıkartıyor bıçağı diğerini saplıyor durun yapmayın falan diye gidiyor onu kurtarmaya biri kaçıyor bıçağı çekiyor tam o sırada Yeniçeri geliyor. Ne yaptın sen bu adamı öldürdün diyor eyvallah diyor ah. hadi gel diyor karakola eyvallah diyor. Şimdi diyor kadıya çıkıyoruz diyor. Eyvallah diyor. Kadı diyor ki ne yaptın sen adamı öldürmüşsün diyor. Eyvallah şimdi şeyhten aldı ya. Aha. Eyvallah diyor. Buyurdu idama. Ona da eyvallah diyor. Tam idam edilecekken öbür adamı yakalıyorlar. Diyor ki ben yaptım itiraf ediyor. Ee, dar ağacından indiriliyor. Geliyor takkiye Ey şeyhim diyor al yine al tespihi bana da eyvallah. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Enteresan güzel hikaye. Çok teşekkür ederim Bilin geldiğiniz Hanım, için. Teşekkür ederiz Selin Hanım e, son olarak Kadim Türk Tespih Sanatı'na koleksiyonerlerin, ustaların ve bu camiaya, bu sanata kıymet veren herkese teşekkür ettiğimiz gibi bu insanların da size gıyabınızda teşekkürlerini Çok teşekkür getiriyoruz. Biz teşekkür ederiz. Türk Tespih Sanatı'nın geçmişte nasıl var olduysa, gelecekte de var olmasına, Yaptığınız bu katkıdan dolayı hasreten teşekkür ederiz. Size. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sevgili <laughs> seyirciler bence çok keyifli bir program oldu ve farklı bir program Aa. oldu. Mustafa Değirmenci ve Fatih Can'a çok teşekkür ediyorum. Çok özür dilerim, Son göstereceğimiz şey vardı ya. Benim... Hangisi? Göbekli Tepe. Ha -ha, bunu da gösterelim. Tamam siz bunu özellikle Göbekli Tepe bu sene ilan edildi. 2000... Cumhurbaşkanımız da <laughs> e, geçtiğimiz günlerde ziyaret etti. Biz de şanslıydık oradaydık. Bu Göbekli Tepe'ye özel yapmış olduğunuz bir tespih. Hakikaten çok zarif. Çok beğendim. Zulteris Keşke benim yani. olsa. <laughs> Elimde olsa bu gece hakikaten tüm seyircilerimize e, hediye etmek isterdim. Formu da çok güzel. Ellerinize sağlık. Bayıldım. Çok güzel olmuş. Sevgili seyirciler en son kapatırken bir teşekkür etmek istiyorum. Vergi Müfettişleri Derneği başarı ödüllerinden birini de bu sene sağ olsunlar. E, layık gördüler. Ödülü de İlber Ortaylı'nın elinden almak ayrıca keyifti. Layık gören herkese tüm vergi müfettişlerine teşekkürlerimi sunuyorum. Benim için de unutulmazlar arasında yerini aldı diyerek bu geceyi noktalıyorum. Yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkürler. Ebru Yücel ile gündem ötesini hazırlıyoruz. Haftaya inşallah çarşamba gecesi yine bu ekrandayız. Görüşünceye dek hoşçakalın.